Değerli arkadaşlar, yayınımız kayıt altına alıyor. Gıda Mühendisleri Birliği'nin katkılarıyla BRCGS ikinci gün dördüncü oturumuna hoş geldiniz. Kürşat hocamız bugün size, ben dün yapmıştım, girizgah yapmıştım, BRCGS nedir ne değildir. Bugün de Kürşat hocamız gereklilikleri ve diğer konuları sizlerle paylaşacak. Ben kendisine şuradan yetkilendirmeyi verip derhal eğitimimize başlayalım. Farklı bir mi yapmayalım? Hocam buyurun. Oturum sahibi sizsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Buradan ekranı paylaşmış olalım biz de. Şu an sanırım herkes görüyor slaytı. Görüyoruz onu. Tüm sesleri Evet, görüyoruz. görüyoruz hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Fatih Bey'e teşekkür ediyorum öncelikle. Sizlerle buluşmamı, fırsatını bana verdiğinden dolayı. Biz daha önce aslında planlamıştık eğitimi ama tabii iş yoğunluğumuzdan dolayı, işim gereği seyahat ettiğim için bir türlü o fırsatı değerlendiremedik. Nasip bugüneymiş diyelim. Kısaca kendimden bahsedeyim ben. Sizler gibi meslektaşım, ben de gıda mühendisiyim. Şu anda bir firmada kalite kontrol saha şefi olarak görev yapmaktayım. Daha önce yine bir tarım kredi kooperatifler birliğinde çalışmıştım. Orada da yine kalite kontrol biriminde saha görevlisiydim. Şu ana kadar yaklaşık kontrol etmiş olduğumuz, tabii bunun içinde farklı kendi soru listemizin olduğu, IFES tabanlı soru listesi olan, yine BRC tabanlı soru listesi olan çalıştığımız kurumlarla alakalı 250'ye yakın firmayı kontrole gitme imkanımız oldu. Oralarda hem ön denetim, denetim, ara denetim, aynı zamanda ürün kontrolleri, ara kontroller yaparak Türkiye'de firmaya gitmişimdir diyebilirim. Geçen hesapladık, bir 63 ile gitmişiz bu vesileyle. Böyle bir durum oldu. Tabii BRC Food baş denetçiliği, 22'nin baş denetçiliği, aynı zamanda helal tetkikçiliği var. Bu şekilde İşimi yürütmekteyim. Umarım bu geriye kalan o 8 günlük süreç bizim için iyi olur. Daha anlaşılır bir eğitim olur. Bunun sonunda da zaten BRC versiyon 9'da maddelerde, temel gerekliliklerde neler istiyor, hep beraber onu anlamış olacağız. Dün zaten Fatih Bey standardın tarihçesiyle alakalı bir girizgah yapmıştı. İki oturum, hatta üç oturum daha sonra bir sorularla beraber. BRCGS bizden bir gıda işletmesinde yasalara uyulmasını, tüketicinin bu anlamda korunmasını, bu yasalarla beraber yükümlülüklerin yerine getirilmesini, kalite ve otantiklik, yani özgünlük, yani bu da ne demek? Taklit ve tahşişten uzak bir üretim beklemek, istemekte. Bu kapsamıyla alakalı dün yine Fatih Bey bahsetmişti. Ben hani buralara bir daha açıkçası girmek istemiyorum, zamanı iyi kullanmak adına. Yine standardın güncellenmesiyle alakalı neden güncelleniyor? En çok güncellenmelerin sebebi tabii bu geri çekmek, geri çağırmalarla alakalı. Bunlardan dolayı işte yeni beklentiler. Yine bunun kapsamın, standardın güncellenmesine. Tabi bu kesimhaneler, özel sektörler de bunun içine girmiş oluyor. Bu altı maddede kısaca sıralayabiliriz. Tabi bu dört prensip üzerine kurulu. Bahsetmiştik, üst yönetim taahhüdü zaten birinci madde. Çok fundamental dediğimiz, olmazsa olmaz maddelerden bir tanesi. O maddelere birazdan geleceğiz, temel gereklilik olan. Çünkü o maddeler olmazsa nelerle karşılaşabiliriz? Onları ele almış olacağız. Yine tabii hasip bütün sistemi ilgilendiren bir konu, gıda güvenliği. Tabii bu gıda güvenliğinin yanında bir de kalite yönetim sisteminin olması lazım. Dokümantasyon kısmı. Tabii ön gereksinim programları da bildiğimiz üzere bütün işletmelerde
aklımıza gelebilecek bütün işletmelerde olan aşamalar, işte temizlik, pest kontrol vesaire olan süreçler. Bu şu anda ekranda görmüş olduğunuz kısım zaten standart, elinizde var mı bilmiyorum ama standardın ilk sayfalarında bulunmakta. BRC denetiminde o standardın üzerinde yeşil renkli olanlar dokümantasyon kısmını, üretim ve iyi üretim uygulamalarını, işte GMP tarafını sarı renkte. Her ikisinin de değerlendirilir kısmı da yine sarı ve yeşil renkte göstermekte. Eğer standart varsa bunu görebilirsiniz siz de. Biraz önce bahsettiğimiz temel gereklilikler, bu etkili bir gıda güvenliği kalite operasyonunun kurulması ve işletmesi için hayati önem taşıyan sistemdir. Peki bunlar neler? Hangileri? Bir, üst yönetimin taahhüdü ve sürekli iyileştirme, gıda güvenliği planı yani HASİP, iç denetim, ham madde ve ambalaj tedarikçilerinin yönetimi, düzeltici ve önleyici faaliyetler, DÖF dediğimiz, izlenebilirlik, yerleşim, ürün akışı ve ayrıştırma, temizlik ve hijyen, alerjenlerin yönetimi, operasyonların yönetimi, etiketleme ve ambalaj kontrol, en son da eğitim konusu. Peki bu temel maddelerle alakalı diyelim bir denetim gerçekleştiriliyor. Bir tanesiyle major uygunsuzluk yazdı. Diyelim ki izlenebilirlikle alakalı hem dokümantasyon yok, hem zaten doküman olmadığı için bunu izleyemiyorsunuz da sadece sözel olarak evet bunu yapıyoruz diyorsunuz. İzlenebilirlikle alakalı diyelim majör uygunsuzluk dediniz. O zaman diyor ki standart, sen buna majör yazamazsın çünkü bir temel gereklilik. Ha, temel gereklilik olduğundan dolayı diyor ki bu o zaman kriteye döner. Dün Fatih Bey de bahsetmişti. Kritik olduğu durumda tabii firmaya belge verilmiyor maalesef. O yüzden bu temel maddeler biraz önceki slaytlarda bahsettiğimiz gibi hayati önem taşıyor firma için. Zaten buradan bir üst yönetim taahhütüyle, söz vermesiyle sürekli iyileştirmeye birazdan girmiş olacağız. Bundan da yine bahsetmiş olduk. Bu da biraz önce söylediğim konu. Uygunsuzlukla alakalı. Bir kritik var. Majör ve minör. Zaten kritik ve majör baktığınız zaman maddeler aynı. İkisi de gıda güvenlik tüketici sağlığını etkileyecek uygunsuzluklar olarak görülmekte. Ama işte burada tabii denetimdeki denetçi arkadaşın da o anki görmüş olduğu duruma bağlı. Şimdi burada biz şu kritik mi, şu majör mü tam diyemeyiz. Çünkü o anda belki açık ürün alanında bir sıkıntı var. Onu görmüş oldu veya pest kontrol istilası ile alakalı bilmiyorum bir süreç gördü. O yüzden ona bağlı olarak bunu verir. Ama kritik şeyde temel maddede bir majör uygunsuzluk varsa tabi bu kriteye dönmüş olur. Minor uygunsuzluk dediğimiz o da diyelim ki bir bakım sisteminden bahsediyoruz. İşte prosedür, talimat vesaire onlar yok. Onlar var. Belli bir planı gerçekleştirmiş veya kontrolleri yapmış ama bir şeyi atlamış diyelim. Hepsini yapmış zaten ama dokümantasyonla alakalı bir uygunsuzluğu mevcut. Orada o zaman biz buna minor uygunsuzluk diyebiliyoruz. Dün yine bundan Fatih Bey bahsetmişti. A grade, B grade, C grade durumlarıyla alakalı. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. A grade ve B grade işte 12 ayda bir, C ve D'de 6 ayda bir denetimle alakalı. Yine buradan da bahsetmişti Fatih Bey. Burada habersiz yani hibrit denetim dediğimiz bize Covid'le hayatımıza girmiş oldu. Covid'le hayatımıza girmiş oldu bu. İşte 3 yılda bir şeyken 4 yılda bir versiyon değişti vesaire. Bununla beraber daha sonra dediler ki biz habersiz denetimi sisteme sokalım ve işte üçüncü denetimin sonunda firmalara habersiz denetim gerçekleştirelim. Bu da habersiz denetim, o denetim tarihinin 4 ay içerisinde gerçekleşeceği bir zaman. Yani burada aslında firma kendisinin de habersiz ne zaman denetim geçireceğini bilmiş oluyor. O 4 ay içerisindeki olan süreçte. Yine Fatih Bey bunlara bahsetmişti. Biz buradan şeye geçmiş olabiliriz. Birinci madde üst yönetimin taahhüdü.
Bu 1.1 ve 1.2 maddesi. Üst yönetim tabi sürekli iyileştirme ve organizasyon yapısı. Üst yönetimi taahhüt. Taahhüt demek ne demek? Söz vermek demek. Burada diyor ki standart, firma üst yönetiminin gıda güvenliğiyle alakalı kalite ve kültürünün sürekli iyileştirilmesiyle alakalı bir söz vermesi gerekiyor. Burada da zaten gıda güvenliği kalite kültürünün sürekli iyileştirilmesiyle alakalı bize söz vermesi gerektiğini belirtiyor. Bunun birinci maddesi de üst yönetimin söz vermesinin ilk maddesi de politika. Sizce politikada hangi maddeler yer alması gerekir? Bir politikada şu an hepimiz bir işletmede çalışıyoruz. Sohbete yazabiliriz. Hepimiz bir işletmede çalışıyoruz. Bir politikada neler olması gerekir sizce? Sohbet kısmına yazabiliriz. Evet, müşteri odaklık, kalite ve şeffaflık, yasa uygunluk vesaire. Evet. Evet, bilgiyi yaymaya, tüketici sağlığı, aynen gıda güvenliği. Evet, zaten sürekli iyileştirme. Evet. Hepimizin dediği aslında doğru maddeler. Burada bizden 5 maddeden bizde şey istemekte. Bir, kaliteli ürün üretimi, sürekli iyileştirme felsefesi, yasalara uygunluk, müşteri odaklılık ve özgünlük. Bizim özgünlük dediğimiz aslında bunu şimdi standardın hemen hemen her maddesinde göreceğiz diyebilirim. Özgünlük dediğimiz durum bizim taklit, taşiş ve yani taşiş ve hileden uzak demek. Zaten dört saç ayağı üzerine kurulu sistem. İşte kalite, gıda güvenliği, kalite kültürü, yasalara uygunluk ve özgünlük. Bunu bütün maddelerde hemen hemen başlangıcında görmüş olacağız. Bizden bu 5 maddeyi politikada görmemizi istiyor. Yani bu 5 maddeyi özellikle diğerleri de belki yazılabilir ekstra çünkü firmanın kendi yapmak istediği durumla alakalı. Ama bu 5 maddeyi kesinlikle görmek istiyor. Bununla alakalı kesinlikle arkadaşlar personellere eğitim verilmesi lazım. Gerekirse ezberletilmesi lazım. Çünkü denetçi geldiği zaman bununla alakalı soru sorar. Çünkü illaki denetim geçirmişsinizdir. Bizler de bunu sık sık yapıyoruz. Sahada personellere sorular soruyoruz. Çünkü onlardan doğru bilgiyi ya daha doğrusu öğrenmiş oldukları bu zamana kadar ki bilgiyi doğru mu değil mi, nasıl işlem yapıyorlar diye. Denetçi de bunu kesinlikle soracaktır. Bununla alakalı personele eğitim verilmesi lazım. Aynı zamanda bu da yine o fabrikada, işletmede veya kurumsal bir şirket artık genel müdür olabilir. En üst seviyede kim varsa onun tarafından imzalanması ve personelin ulaşabileceği alanlara koyulması lazım. Bunu asılabilir, işte web sitesine koyulabilir gibi personelin rahatça ulaşabileceği alanlar olması lazım. Bir kişinin sessiz alalım. Şimdi bir iki maddemiz. Bu madde gıda güvenliği ve kalite kültür maddesi çok önemli arkadaşlar. Yani gerçekten uygulanması da öyle kolay bir madde değil. Çünkü süreç gerektiriyor personel odaklı olduğundan dolayı. O yüzden hani şu anda eğitimi gerçekleştiriyoruz ya biz bunu nasıl oluşturacağız, nasıl olabilir diye düşünmeyin tabii. Çünkü bunu sürece yaymak gerekir. En başta dediğimiz gibi zaten üst yönetimle başlayan bir süreç. Üst yönetimin zaten bu kalite kültürünün kendisinin benimseyip bunun da alt personele hissettirmesi lazım. Şimdi bildiğiniz üzere hepimiz bir işletmede çalışıyoruz. Farklı sektörlerde. Genelde iki tip insan tipi vardır burada. Kurallara uyan ve uymayan. Bu durumda bize firmanın iyi veya kötü olduğunu gösterir. İşte bir Süpaş'a gidiyorsunuz. Daha büyük işte ne bileyim daha kurumsal bir ülkeye gidiyorsunuz. Bütün sistem oturtturulmuş. Bakıyorsunuz personelin hepsi kurallara uyuyor. Biz yine diğer firmalara da gidiyoruz ama
Kurallara uymadığından dolayı zaten fabrikanın iç yapısından firmanın nasıl bir durumda olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bizlerin burada asıl odaklanması gereken durum personel kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? Sizde dünyanın en iyi dokümantasyonu da olsa personel bu kurallara uymuyorsa hiçbir anlamı yok. Burada işte tesisin ürün güvenliği üzerinde etkisi olan tüm bölümlerin içeren tanımlanmış faaliyetler diyor. İşte ürün güvenliği konusunda açık ve net iletişim, eğitim, çalışanların geri bildirimi. Şimdi bunları biraz açmış olacağız biz. Biz personellere tabii tam anlamıyla ilk bu eğitimle karşılanacak diye bir durum yok ama biz personellere eğitim vererek kültürün oluşmasını sağlayabiliriz. En önemli parametrelerden birisi budur. Ürün güvenliği konusunda özellikle açık ve net iletişim olması lazım. Kesinlikle bizim ne yapmak istediğimizi, güvenlik, gıda güvenliği konusunda ve bu kültürün oluşturulmasında, kalite kültürünün oluşturulmasında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini açıkça onlara beyan etmemiz lazım. Bir diğer durum da burada çalışanlardan geri bildirimler demek. Aslında biz de burada standart şunu istiyor. Gıda güvenliği ile alakalı oluşabilecek uygunsuzluklarla ilgili personelin üst yönetime kadar bilgi vermesi için bütün yolların açılması. Şimdi bir düşünelim, yine biraz önce personelden bakmıştık. Yine bu uygunsuzluklara kafa yoran ve yormayan diyelim ya da uygunsuzluklarla alakalı önlem alınmasını istemeyen personel tipleri vardır. İki tip. Bir tanesi der ki aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey yaprak dökümündeki gibi. Hiçbir şeye karışmaz ama ben bulaşmayayım der. Bir tanesi de vardır ki uygunsuz olan durumda nasıl bir yol izleyeceğim? Ben bununla alakalı ne yapabilirim diye. Denetimde bununla alakalı tabii soru sorulur. Bir, şu bölgede diyelim bölgede herhangi bölgede ya çalıştığınız bölgede uygunsuz bir durum var gördünüz. Bununla alakalı ne yaparsınız? Orada ikinci tip insan dediğimiz kişi amirime bilgi veririm diyebilir. Bu sefer ikinci soruyu sorar denetçi. Peki amirinin yapmış olduğu bir hata varsa o zaman ne yaparsın? Ha, orada der ki personel ben bir şey yapamam. Çünkü o benim amirim. Ama BRC bize diyor ki arkadaşlar en üst yönetime kadar personelin ulaşabileceği bir yol açın. Amirinin yapmış olduğu uygunsuzluğu dahi üst yönetime iletebilecek bir yol açın. Peki bu nasıl yapılabilir? Bunun en güzel ve en basit yolu en üst yönetimdeki kişinin genel müdür olabilir, fabrika sahibi olabilir. Onun numarasını asmak. Yani personele ulaşabileceği bir sistem oluşturmak. Tabii bu anket ya daha doğrusu dilek şikayet kısımları olabiliyor ama orada anlık çözülmesi gereken durumlar olduğundan dolayı siz bir de şeyleri dilek şikayetleri atıyorum haftada bir belki 2 haftada bir tanımlıyorsunuz ama orada devam eden bir uygunsuzluk var. O yüzden bu etkili çözüm olmayabilir. En etkili çözüm genel müdürün veya üst yönetimdeki kişinin numarasını asmak. Burada bazen genel müdürler ya direkt benimle iletişime geçmesin deyip çağrı merkezleriyle ilk önce iletişime geçip oraya da iletebiliyorlar. Ama genelde numarasını da veriyor yani. Burada yönetim dediğimiz gibi amirinin, tabi burada şu durum da var. Personel amirinin yaptığı işten dolayı şikayet etmesi durumunda personelin de başına bir iş gelmeyeceğiyle alakalı üst yönetimin yine taahhütte bulunması lazım. Çünkü amirini şikayet etmiş oluyor hepimiz. Bir işletmede çalışıyoruz. Öbür türlü biz mobbing yeriz. Belki de işten çıkarılmaya kadar bu gidebilir. O yüzden üst yönetimin bu anlamda taahhüt etmesi lazım. Evet, şimdi bir arkadaşımız yazmış ihbarcının gizliği ile alakalı. Zaten ileride 116 maddesi. Biz oraya da geleceğiz muhbirlikle alakalı dediğimiz. Yine orada da bu konuya değineceğiz. Dediğiniz gibi o uygulanabilir. Burada dediğimiz gibi bir de davranışların izlenmesiyle alakalı. Ürün güvenliği süreçlerinin gereken davranışları izlemek için yani bir form oluşturabilir. Biz bunu nasıl izleyebiliriz diye. Form yapılan işlemler o forma işlenir. İşte en altta da değerlendirme kısmı açılır. O uygunsuzluklarla da alakalı durumda gerekirse eğer uygunsuzluk varsa yine
kalite kültürüyle alakalı uygunsuzluklar devam ediyorsa eğitim verilerek bunlar giderilebilir. Mesela bizim yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Daha önce şeyde sıkıntı demeyeyim, olumluyu söyleyeyim. Mesela bu kültürle alakalı. Depoda yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Mesela orada bulunan depodan sorumlu kişi bilindiği üzere PVC şeyler var. Görmüşsünüzdür yani, işletmenizde de vardır belki. O haşere ve yani kuş girişini engellemek için, işte toz varsa onları engellemek için yapılan bir işlem. Ama maalesef oradaki bulunan sorumlu kişinin kalite kültürü oluşmadığından dolayı ve üst yönetimin o anda gerekli desteği vermediğinden dolayı, burası çok önemli. Çünkü o kişiye o yetkiyi vermişti. Üst yönetim bu anlamda destek vermediğinden dolayı o kişi o PVC şeyleri yarısından kesmişti ve forklift daha rahat geçsin diye. Ya biz bunu sorduğumuzda bize bu cevabı vermişti. Gerçekten çok etkilenmiştik. Üst yönetimde gıda mühendisi olmuyor mu? Üst yönetim dediğimiz bizim genel müdür, fabrika sahibi. Belki fabrika müdürü olabilir ama o gıda mühendisi ise gıda mühendisi olabilir elbette. Fabrika genel müdürü gıda mühendisidir. Ona bir şey diyemem. Ama üst yönetim dediğimiz kişi bulunan işletmenin en üstündeki kişi. Belki bir yönetim kurulu başkanı. En üstteki kişi. Ona ulaşamayız belki ama genel müdür genelde işletmelerdeki en üst kişidir. Şimdi burada bir sonraki slaytımızda pardon, şuradan şöyle yapacağım. Pardon arkadaşlar. Şimdi burada gıda güvenliği kalite kültürüyle alakalı örnekler var. Nasıl yapılabilir? Burada birkaç madde var zaten. Biz de ele alacağız. Personelde biz kültürü oluşturmak istiyorsak arkadaşlar, üç konuya önem vermemiz lazım. Eğer bu üç konuyu biz gerçekleştirebilirsek, personelde kalite kültürünü, gıda güvenliğini oturtmaya başlarız. Bunlar nedir? Bir, değer vermek. Bizim personele değer verdiğimizi hissettirmemiz, göstermemiz lazım. İkincisi, ikna etmek yapacağı işte. Ve üçüncüsü, en önemli noktalardan bir tanesi de ekip çalışması. Yani onları işin içine dahil etmek. Ya sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın, sen şu tarafta dur, sen sadece şu işle ilgilen değil. Onları fabrikada bir aidiyet duygusu oluşturarak işin içine kat. Biz bunları yaparsak işletmede kalite kültürünü oluşturabiliriz. Tabii biz kalite kültüründen bahsediyoruz. Evet, sorumluluk vermek. Doğru. Bazı firmalar var. Bizim de gördüğümüz, siz yaşıyor musunuz bilmiyorum, o kontrollere gittiğimizde. Personel parasını alamıyor. Yemeği ile alakalı sıkıntısı var. İşte servis ayarlamamışlar. Ciddi manada uzun yol kat ediyor. Mesai saatleriyle alakalı problem var. Şimdi biz bunu eğer üst yönetim olarak iyileştirmeleri yapmazsak zaten o personelden biz bir değer bekleyemeyiz. Beklememiz de yanlış olur. O yüzden üst yönetimin bu anlamda bunları iyileştirmesi lazım. Hatta bizim yaşadığımız bir sıkıntı vardı bir dönem. İçinizde kahve içmeyi sevenler vardır belki. Ben fazla tüketmiyorum. Biraz daha çaycıyım. Kahve migren olduğu için başım ağrıtıyor. Kahveyi yasaklamışlardı. Yani maliyetten dolayı. Şimdi baktığınız zaman böyle bir çalışmaya gittiğinizde personelden gerekli verimi alamazsınız. Yani kendisini oraya ait hissetmez. Çünkü özgürlük alanını bir nevi kısıtlamış oluyorsunuz. Bu şekilde sıkıntı olabiliyor. Burada en önemli maddelerden biri de, yani parametrelerden biri de üst yönetimin gıda güvenliği ile ilgili toplantı yapması lazım. Birinci maddede de görüyorsunuz zaten. Yani burada personelin, işletmenin gıda güvenliği ile alakalı önemini, nasıl bir işin içerisindeyiz, neler yapmak istiyoruz, bizim buna uymamız konusunda firmamız nereye gelecek, işte müşteri mi kaybetme, markamızın bilinebilirliği vesaire. Bunun personele kesinlikle toplantı yapılarak anlatılması.
Bu yöntemlerden bir tanesi. Tabi burada şöyle bir durum var. Biraz önce de bahsetmiştim ben. Genel müdürün veya üst yönetimin gıda güvenliği kalite kültürünün üst yönetimi kendisi benimsemesi lazım. Şimdi burada toplantı yaptı diyelim. O toplantıdan sonra kalkıp üretim alanında sigara içiyorsa zaten personel uymaz otomatikman. Siz ne kadar söylerseniz söyleyeyim ya bonesiz giriyorsa. Biz sahada görmüştük sigara içenleri, ondan dolayı örneği verdim. O da uymaz, boş verin der, biz işimizi yapalım. Hocam burada vizyon ve misyon devreye giriyor herhalde. Evet, aynen. Yani o işte tam gerekliliği kendisi hissetmediğinden dolayı. Ya biz bunu şeyde de yaşamıştık. Ben firmaya gitmiştim. Kontrole gittik orada. Tabii tozlu üretimi olan bir yerde. Fabrika eski bir eski firma. Altyapısı eski. Ustayla geziyorduk biz o zaman. Tabii usta eski bir usta. Yani ustaya da mahkumlar. Fabrikanın bütün altyapısını o biliyor. Fabrikanın bütün altyapısını o biliyor. O yüzden sıkıntı yaşıyordu firmada. Orada benim dikkatimi çeken bir şey oldu şeyin üzerinde. Ekipmanın üzerinde. Ya bir kanat gibi bir şey gördüm orada. Orada kuş ölmüş. Ve üzerini ciddi manada toz kaplamış. Ve oradaki ustanın ve çalışanların buradan haberi yok. Hiçbir şekilde. Kalitede çalışan bir arkadaş vardı. Kadın bir arkadaş. O da tabii ustaya şimdi şey de yapamıyor. Söz geçiremiyor. Çünkü üst yönetim ustanın arkasında maalesef. Öyle bir durum olduğundan dolayı burada kalite kültürü oluşmadığı için adam orada unutmuş, gitmiş ve uzun süre kalmışsa da yani çürümeye yüz tutmuştu. Benim dikkatimi çekti orada. O yüzden bu şeyin üst yönetim tarafından oluşturulması lazım. Eğer üst yönetim buna zaten inanmıyorsa bunu sizin oluşturmanız çok çok zor. Çünkü personel dinlemez maalesef. Bir de personele eğitim verdikten sonra bunun izlenmesi lazım tabii. İşte eğitimi verdiniz, el yıkama kıyafeti uygunluğu vesaire. Bununla alakalı nasıl bir kayıt alabiliriz? Kaliteden veya üretimden bir kişi olabilir. Belli bir süre belirleyerek onlar izleyebilir. Kamerayla izleyebilir. Yani işte molaya çıktıklarında izleyebilir. Giriş çıkış zamanlarında. Belki swap analizi yapabilir. Bununla alakalı da personelin izlenmesi sağlayabilir. Evet biz bu eğitimi verdik veya bununla alakalı gerekli şeyleri anlattık ama acaba personel gerçekten buna uyuyor mu? İzleme metodu da yapılması lazım. Yine bir durum söylemiştik yine. Personelin sistemin geliştirilmesine yönelik teşvik etmek. Ekip çalışmalarına dahil etmek. İşte ödül vermek mesela. İşte ne olabilir? Personelin işte ayın ödülü seçebilirsiniz. O kişi onur olmuş olur. Veya işte fotoğrafı asılması. İşte ne bileyim bir hediye verilebilir. Kalem verilebilir. Bardak verilebilir. Bununla alakalı yine kültürün oturtturulması ile alakalı bu işlem yapılabilir. Ekibe dahil edilmesi bu önemli parametrelerden biri. İşte müşteri şikayeti ve uygun olmayan ürün yönetimi ile ilgili. Bununla alakalı. İşte fikir beyanı olabilir. Nasıl bir yol izlememizle alakalı. Yani onları değerli hissettirmek lazım. Onlara bu şikayeti nasıl çözebiliriz? Senin bir fikrin var mı deyip o ekibin içine dahil etmemiz gerekir. Hedefler 1-1-3 maddesi. Her departmanın burada bir hedef çıkarması istenmekte. Bu hedeflerin sonuçları da en az 3 ayda bir üst yönetime rapor edilmesi lazım. Yılda en az 4 kere hedefleri çıkarmak gerekiyor yani. Yılda 3 en az 3 ayda olduğundan dolayı. Denetçiye biz bu durumu nasıl tabii kanıtlarız? Şeyle alakalı, hedeflerimizi göstermeyle alakalı. Çünkü her birimin bir hedef oluşturması lazım. İster mail yoluyla, ister toplantıyla bir tutanak tutarak, evet bizim hedeflerimiz bunlardır deyip bunu denetçiye kanıtlayabiliriz. Buradaki amaçlardan birisi tüm personelin de birimlerin nasıl bir iş yaptığını, burada büyük personele iletilmesi. Bazı birimler biz de yaşıyoruz çalıştığımız kurumda.
kalite ne yapıyor ki diyebiliyorlar bazen. Fabrikalara gittiğimizde. Fason çalışma yaptığımız yerler var. Burada da bu hedeflerle alakalı da aslında bizim neler yaptığımızı, nasıl bir iş gerçekleştirdiğimizi anlatmış oluyoruz. Herkes görmüş oluyor. Hedeflerinde böyle bir durum var. Tabii hedefler kesin ve net olmalı. Smart dediğimiz. Ölçülebilir olmalı. Başarılabilir, gerçekli ve zamanı belirlenmiş olması lazım. Üst yönetimin gözden geçirilmesi, YGG dediğimiz bizim hepiniz duymuşsunuzdur. Yönetimin gözden geçirilmesi. Bu da yılda en az bir kez toplantı yapılmalı ve dokümante edilmeli yönetimin gözden geçirilmesi. Bununla alakalı da yönetimin gözden geçirilmesinde neler ele alınmalı? Burada maddeler yer almakta. İşte tetkiklerin sonuçları gözden geçirilmeli. Burada üst yönetimin yorum yapması beklenmekte. Çünkü işte iç tetkik olabilir, ikinci taraf, üçüncü taraf denetimler olabilir. Bununla alakalı üst yönetimin neler yaptık veya şunları yapıyoruz deyip en azından toplantı tutanağına bunların yazılması lazım. Ulaşılmamış hedefler veya sebepler, hedefe ulaşamamak uygunsuzluk olarak tabii, uygunsuzluk olarak yazılmaz. Şimdi şöyle, şundan dolayı. Şimdi diyelim 10 tane hedef belirlediniz. Bunun 2 tanesini ulaşamadıysanız denetçi şunu sorar. Yani YGG'de bu hedefleri konuştunuz mu? Gerekli aksiyonları aldınız mı? Yani 2 tanesine ulaşamadınız. Şayet diyelim ki 10 tane hedeften 8 tanesine ulaşamadınız. O zaman denetçi şunu der. Demek ki sen hedef yazmayı bilmiyorsun. Nasıl hedef yazılacağını. Yani 10 hedef yazdın ama 8'ine ulaşamadıysan bir problem var burada. Bunun daha işte biraz önce dediğimiz gibi net, kesin, ölçülebilir olması lazım. Yani afaki ve ütopik düşünmemek lazım hedefleri. İşte müşteri şikayetleri ve değerlendirilmesi burada yine. Kazalar ve vakalar. Sizce buradaki kazalar ne olabilir? Kazalar ve vakalar. Size sormuş olsak. Hocam kazalardan kastınız iş kazaları mı? Yok, değil. Evet. Evet, ürün geri çekme ve çağırma dedi bir arkadaşımız. Evet, buradaki kazalar bizim gıda güvenliğiyle alakalı yaşamış olduğumuz kazalar. Yani acil durum gerektiren ve iş sağlığı kazaları değil. Gıda güvenliği tarafına daha çok bakıyor burası. Ürüne ait tehlikeli durum, işte işletmenin içerisinde cam kırılması, kritik kontrol noktaları, işte suyun kirli çıkması gibi gibi bunlar. Bu vakaların ele alınması. Böyle bir durum yaşandı mı, yaşanmadı mı, yaşandıysa nasıl bir önlem almamız lazım? Tam Önceki zamanlarda kazalarda bir zeytin kavanozu kırılmıştı. evet, sesiniz tam olmadı ama bir daha Hatırlıyor söyleyebilir misiniz? internet bağlantımda sıkıntı oldu Kürşat Ha, Hocam. olabilir. Bir zeytin fabrikasında kavanoz kırılması vakası vardı. Birkaç yıl önceydi. Onu bilmiyorum, duymadım ama. Ha, bu tabii işte gıda güvenliği tarafına girmiş oluyor, cam kırılması eğer varsa. Evet, aha. Aynen. İşte kesici aletlerin kaybolması gibi işte KKN'lerden bahsetmiş olduk. Bir diğer durum düzeltici faaliyetler. İşte biraz önce arkadaşımız birisi yazmıştı. Geri çekme ve geri çağırma işlemleri var mı yok mu? Bunların ele alınması. Yoksa eğer şunu yazacağız tabii. Eğer diyelim biz işte geri çekme ve geri çağırma yapmadık. İşletmemiz de bununla alakalı. Prosedür, plan gözden geçirildi diye yazmak gerekli. Yani orayı boş bırakmayacağız o maddeyi. Biz işte taklit tahsil ile alakalı bir sıkıntı yaşamadık diyelim. Biz planımız ve prosedürümüzü gözden geçirdik diye veya hasip sistemini gözden geçirdik, bir problem yaşamadık diye belirtmemiz Ona tatbikat yapabilir miyiz hocam? lazım. Nasıl yani? Geri çekmeye ve geri çağırmaya. Buna o maddeye geldiğimizde anlatacağız. Tabii tatbikat da oraya yazabiliriz. Ama eğer bir problem yaşamadıysak zaten yani
yaşamadığımızla alakalı da biz prosedürümüzü yeniden gözden geçirdik. Herhangi bir problem yok. Zaten bununla alakalı da biz bir sıkıntı yaşamadık diye oraya belirtmemiz lazım. Yani boş bırakmamamız lazım. Yine hammadde spekli, ürün spekli işte yani hasip sisteminin gözden geçirilmesiyle alakalı da oradan işte akış şeması güncel mi? İşte operasyon öngörüsünün KKN tanımları var mı, güncel mi gibi. Burada peki sıkıntı olan durumlardan biri de yani anlaşılamayan diyelim. Hasip sisteminin gözden geçirilmesi nasıl olacak? Çünkü orada yeniden biz üst yönetiminde olduğu herkese bunu mu anlatacağız diye sorulabilir. Biz bunu şöyle yapabiliriz. Bir hafta öncesinden hasip sistemi dosyasını mail olarak atılabilir yöneticilere. Bu dosyayı okuyup toplantıya öyle gelebilirler. En azından bilgi sahibi olurlar. Toplantı sırasında da biz projeksiyonla akış şeması, tehlike analizi Hocam, vesaire. Buyurun. Buyurun. bağlayabilir miyiz? 1 dakikadan az zaman kaldı. İkinci oturumla devam ederiz. Bugünü bitirmiş oluruz. Ne Tamam dersiniz? olur. Olur olur tabii ki. Dilerseniz